Usta, paraları dediğin gibi dağıttırdım. Malı ne yapacağız? Dursun be Mati. Tamam Dursun da sonra ne yapacağız? Sonra bakarız. Sonra ne zaman? Ne Mati, alıcı mı var şu an şu dakika? Yani satacağız usta. Sorduğum bu. Sen ne diyorsun Abdülay? Sen satılmasını istemiyor musun abi? Niye uyuşturucu satmak isteyeyim? O zaman niye bu işe girdin? Girdiysen satacaksın. Yerin altındaysan her şeyi yaparsın. Abdülay haklı. Eski zamanda değiliz. Para topla yak, mal bul denize dök. Gördün usta, koliyle para getirdik, 5 kuruş kalmadı. Alemde para harcayacaksın. Alemin ne olduğunu biliyorum Memati. Uyuşturucu işi başka iş. Yani suya dökeceğiz. Memati, hakikaten biri mi aradı seni? Bize toz lazım diye. Ha, arasa veriyoruz yani. Arasın bakarız. Adamın adı İzzet. Sarma diyor millet. Atadan dededen tütün işi yapıyor. Epeydir kaçak sigarayı bu satıyormuş. Bulgaristan'dan, Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan nereden bulursa getirip iç piyasaya sürüyormuş. Deposunun adresi mi bu? Bu depolarından birinin adresi. Memati, duymuş muydun sen bu sarmayı? Çok eskiden duymuştum usta. Ama önemsiz biriydi. Sigara işinden ne olacak? Öyle deme Memati. 300-500 milyon dolardan bahsediyorlar. Pırlantadan mı bahsediyoruz, altından mı? Topu topu sigara. Memati, sigaranın paketi kaç para? Ben ne bileyim kaç para? Yabancılar 7 lira. Ona maliyeti 2 lira. Normal sigaradan bakkal büfe %10 kazanıyor. Kaçak sigara sattığında %100 kazanıyor. Kimin ne kazandığı bize alakadar etmez. 1 lira bile kazansalar bizden habersiz kazanmayacaklar. Sağ olasın Zülfikar ağa. Sen sağ ol Can Polat. Can Polat desem sana mahsuru var mı? Memnun olurum. Eyvallah. Memati abi, ben de geleyim mi? Gel göreyim bakayım bileğin nasılmış. Bu iş uyuşturucu işi değil. Kimseye sıkmayacaksınız. Tertemiz girip tertemiz çıkacağız. Aferin. Adam olacak Zeynep. Olacaksa da senin yanında olsun ha. Kamyonu kapının önüne getir. Abi keşke ben de senin gibi kolumun olmadığını unutsam. Sen tek kolla çok iş yaparsın hadi. Yaparım abi. Usta, çocuğu sağa sola yolluyorsun da bir sakatlık çıkmasın. Memati, 50 kişi değiliz. Herkes bir şeye koşacak. Thank you.
Sakin. At o silahı, geberip gitme burada. Sakin, sakin. Kimse kıpırdama. Sakin. Sakin. Silah yok. Tamam. Abi ölmüş. Aferin Özcan. Kimseyi öldürmeyin diyorsam öldürmeyin. Arkadaşımız mı ölseydi abi? Adam öldürse öldürürdü. Ya benim emrimi dinleyeceksiniz ya da yanımda olmayacaksınız. Usta, çocuk yar... Şunları kamyona doldurun. Adamı ortadan kaybedin. Ailesini de öğrenin, bir ömür bakın. Bu civarda bu işle uğraşan hırsızları toplayıp getirin. Ellerini ayaklarını kıracağım. Peki ya. Alo. Ben Polat Alemdar. Kiminle görüşüyorum? İzzet ben. İzzetçim, mekanındaysan bir çayını içmeye geleceğim. Konu neydi? Yüz yüze İzzet, yüz yüze. Buyurun gelin, beklerim. Polat Alemdar'ın bizimle ne işi olur? Abi, kime gidiyoruz? Tariso'ya. Toz mu satıyor? Yok. Muhabbete gidiyoruz. Alemde ne oluyor ne bitiyor öğrenelim. Abi, Sağır diyorsun. Hı. Oğlum, lakabı Sağır. Bu adamın duymadığı, bilmediği hiçbir şey yoktur. Herkes gelir buna bir şeyini anlatır. Hatta derler ki... Bu Sariso, polisin bile bir kilometre öteden ayakkabısının tıkırtısını duyarmış. Ya, inanıyor musun bunlara? Bu alemde bir tek şey gördüm. Alayı, efsane, dedikodu. Ne zannediyorsun ya? Memati abi, sen misin? Benim İso, benim. Abi, o yanındaki kim? Tıkırtısını hiç duymamıştım. Eskiden postal mı giyiyordu? Bırak İso batmayı, çay söyle. Söyledim abi. Hadi bakalım İso, her şeyi biliyorsun. Niye geldiğimi de bil. Vallahi devlet baba 3'ten 9'a boşamış diye duydum. Başka da bir şey duymadım. Sağır olmuşsun sen, Sağır. Eskiden her şeyi duyardın. Kereste işi nasıl gidiyor?
Mehmet Fikret akıllı olursa iyi gidecek. Olmaz. Dayanamaz o abi. Benden iyi biliyorsun. Allah'tan İbrahim Velid'in kızı gelmiş. Bu sıra onun peşinde de belki yamuk yapmaz. Çirkindir lan ayının kızı. Yok abi. Güzel. Bekar. Öğreneyim mi kim var kim yok hayatında? İstiyor musun? İso. Karı kız konuşmaya gelmedik. Bulut'u kimin öldürdüğünü soracaksan bir bilgim yok abi. Senin bilmediğini ben nereden bileyim? Ne geveliyorsun Sağır? Abi alemde milletin ağzı torba değil ki bizesin. Herkes konuşuyor. Memati Baş utandığından arkadaşını gizli saklı gömdü diyorlar. Kim diyorsa gelsin bana desin onu da gizli saklı gömeyim. Beni lafa tutma Sağır. Emret abi. Diyelim ki bir tanıdığın elinde toz var. Abi toz işine beni bulaştırma. Bulaştırmıyorum oğlum. Ben de bulaşmam biliyorsun. Ama elinde kalmış işte. Tanıdığı ettiği de yok. Tozu okutacak. Aradan yolunu bulursun sen de. Abi toz işi pis iş. Sağır. Kulaklarını iyi aç dinle. Bir alıcı malıcı duyarsan bana haber ver. Nasıl haber vereceğini biliyorsun. Kaç kilo abi? Epey varmış dedim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kızım kahve söyle bize. Nasıl içersiniz? Orta. Orta şekerli olsun lütfen. Buyurun oturun. Hep tanışmak istemiştim sizinle. Bugüneymiş kısmet. Ben de hep iş yapmak istedim seninle. Ama bugüne kısmetmiş. Tabii hay hay seve seve. De bizim işlerimiz küçük işler. Biz de ticarete küçükten girelim diyoruz. Biraz birikmiş param var. Duydum ki sigara işi yapıyormuşsun. Paramı sana versem sen işletirsin. Hem sen kazanırsın. Hem ben. Bizim yaptığımız küçük çaplı bir ticaret. Kendimizi bile zor çeviriyoruz. Size kim ne söyledi bilmiyorum ama... Kimsenin bir şey söylediği yok. Bildiklerimi kimseye sormam İzzet. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Devletten bazı arkadaşlar da daha önce teklif ettiler. Ama ben devletle iş yapmayı pek uygun bulmuyorum. İzzetciğim, devletle iş yapmıyorsan kaçak sigarayı nasıl getiriyorsun? Bizim de kendimizce dostlarımız var yardımcı olan. Beni dost olarak istemiyorsun. Tabii ki, dostluğunuz başım üstüne. Ama ben dostlarımla ticaret yapmayı uygun bulmuyorum. Prensiplerine saygı duyuyorum. Dediğim gibi, biraz param var. Paranı değerlendirecek adam arıyorsan arkadaşlarımız var. Paranı takla attırırız. İyi de kar getirtirler. Sigara işi aklıma yatıyordu ama... Madem yok diyorsun, ben kendime başka iş bakayım. Şey ya, kusura bakma, sana bir şey soracağım. Sor İzzetciğim. Benim depoma sen mi çöktün? İzzetciğim, ne sen böyle bir şey sormuş ol... Ne ben duymuş olayım. O da içtiğim kahvenin hatırı için. Niye sustun abi? Ne zaman konuştum ki Abdüley? Takma kafana be abi. Bunlar it köpek. Tabii ki böyle konuşacaklar. Ne zamandan beri itin köpeğin ağzına kemik olduk Abdüley? O nasıl laf abi? Yalçın Bulut'a örgüt sıktı. Gidip örgüte savaş mı açacağız? Açtık lan açtık. O yüzden öldürdüler. Yoksa ne işleri olur? Biz gidersek dağ bayıra adamlar da evimize gelir.
Yapacak bir şey yok abi. Mafya olsa yerini bilir, gider gereken cevabı veririz. Ortada hem kadın var hem örgüt. Nereye abi? Millete sağır diyoruz. Asıl biz sağır olduk. Hem kör hem sağır. Leyla Türkmen Hanım görevine başlamış mı? Başlamış. Bizim savcıyla ne işimiz olacak efendim? Hadi başsavcı neyse de. Bizim savcıyla işimiz yok. Ama Polat Alemdar'ın var. Bir gidip kahvesini içelim. Yeni Türkiye'yi biraz anlatalım. Özel savcı olduğuna bakma. Bu işlerden anlamaz. Müsait misiniz savcı hanım? Buyurun müsteşar bey. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Kamu güvenliği teşkilatının başına getirildim. Teşkilat gizli bir teşkilattı. Deşifre olmasıyla birlikte yasal bir nitelik kazandı. Ama daha çok göstermelik bir nitelikti. Tüzüğü açık, iç güvenlik kapsamında neredeyse sınırsız bir yetkiye sahip teşkilattı. Bizden öncesine kadar. Ama ben teşkilatı hukuk sınırları çerçevesine taşıyacağım. Ne güzel. Bunları keşke benimle değil, başsavcımızla paylaşsaydınız. Sayın Başsavcı'yla görüştüm. Sizi önemsediğini biliyorum. Böyle hassas bir noktada bir kadını görevlendirmesi bunu gösterir zaten. Birlikte başarılı bir çalışma sergileyeceğimizi düşünüyorum. Ben her konuda yardımınıza hazırım. İş bölümünde size düşen suçlara ilişkin yetersiz kalacağınız hususlar olabilir. Nasıl yetersiz anlamadım. Zanlılar en son teknolojik yöntemleri kullanıyorlar. Yargı bu konuda biraz geride kaldı. Bu konuda uzman kolluk güçleri emrimizde. Yine de teşekkür ederim geldiğiniz için. Her zaman arayabilirsiniz. Polat Alemdar'ın telefonu. Alo, Polat Alemdar'la mı görüşüyorum? Söyle Yaşar ağa. Biz tanışmıyoruz. Benim numaram sizde kayıtlı mı Polat Bey? Senin her numaram bende var Yaşar ağa. Müsaitseniz görüşelim istiyorum. Müsaitiz, buyurun. Eski yerinizde değilsiniz diye duydum. Yeni yerimizi de duymuşsundur. Buyur gel. Abi nereden bildin kimin aradığını?
Erhan, koluna bir darbe aldın. Dünden beri aklın kolundan başka bir yere mi gitti? Yok abi. Biz adamın kolunu kırdık. O aramayacak da kim arayacak? Hemen nereden bizi bildi diyorum abi. O kadar malı parayı oraya koyan bir kamera koymaz mı? E biz niye silmedik kamera kayıtlarını? Biz hırsız mıyız kayıt silelim? Herkes ne yaptığımızı bilsin. Ne yapacak? Polise mi gidecek? Mematiler neredeymiş Cahit? Abi arıyorum, cevap vermiyorlar. Abi burada bir şey yapamayız. Bizi harcarlar. Zaten harcadılar. Omzundaki kurşunun yarası geçmedi. Daha bulutu da demiyorum. Abi sen bu işlere yabancısın. Faili meçhul adamın mekanını basıp sıkarak olmaz. Bana ne lan? Bunlar yüzünden bir ömür hapis mi yatalım? Bir ömür başımız önde mi gidelim? Abi her şeyin bir yeri bir zamanı var. Zamanı yok. Yerine bir şey demem. Tatlı getirttim Antep'ten. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye. Zahmet etmişsin. Polat Bey, görevden ayrılmışsın. Gözün aydın mı desem, geçmiş olsun mu desem? Benim gözüm aydın, sana geçmiş olsun. Devlet vazifesi zırh gibidir. Makamda otururken seni korur ama ağırdır taşıması. Taşırken de insanı yorar, yüktür. Üstünden çıkardığında yükü hafifler. O hafiflemeyle ister ki koşsun, zıplasın, dağıtsın, saldırsın. Hafiflik iyidir. Ama artık zırhı da yoktur. Ne zamandır halden anlayan bir adamla konuşmamıştım. Hakikaten insan yükten kurtulunca hafifliyor. Sen de epey hafifledin. Sen böyle olacaksan ben seni hep hafifletirim. Ne yükün varsa alırım. Çocuklar senin olduğunu söyleyince dedim ki bir yanlışlık var. Polat Alemdar bizim mekanımız olduğunu bilse bunu yapmazdı. İllaki bir yanlışlık vardır. Polat Alemdar'ın bir şeye ihtiyacı olsa biz zaten veririz. Söylesin yeter dedim. Yanlış mı söylemişim? Eksik söylemişsin. Polat Alemdar senden bir şey istese tabii ki verirsin. Ama Polat Alemdar bir şey isteyen adam değil. Bir şey istesem ben senin karşına geçer, oturur, dil dökerdim değil mi? Şimdi sen buraya geldiğine göre söyle Yaşar'a. Ben seni kırmam. Ne istersen veririm. Yeni bir hayat kuruyorsun. İş kuruyorsun. Yeni bir de mekan lazım. Burası olmaz. Para kalsın. Yalnız
emanetimi geri isterim. Dün canım çok sıkkındı. Görevden de alındım ya. Bir gecede oturdum, hepsini çektim, bitirdim. İyi yapmışsın. Tutsan bir işine yaramazdı. Sen satmazsın da, satacak olsan da alıcı bulamazdın. Bir daha canın sıkılacak olursa haber ver. Geldiğin yerde ben de olayım ki ne çekeceksen beraber çekelim. Muhakkak arayacağım.